Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere medoik yani ballı pasta tarifi vereceğim. Gördüğünüz gibi katlarını tek tek sayabileceğimiz harika ve çok lezzetli bir pasta. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle kremanın yapımıyla başlıyoruz. 4 yemek kaşığı unumuzu, 3 yemek kaşığı nişastamızı tenceremize alıyoruz. 1 yumurta sarısı, 1 su bardağı toz şekerimi alıp şöyle bir karıştırıyorum. 4 su bardağı süt ekledim. Bardağım 200 ml'lik. Ve sürekli karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Şöyle kıvam aldıktan sonra artık göz göz oldu. Göz göz olduktan sonra da gerekirse bir spatula ile dibine yapışmaması için şöyle 2-3 dakika daha pişiriyorum. Biraz katı bir kıvam almasını istiyorum. Ve artık bu aşamadan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Bir paket vanilin. 1 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı ekliyorum. Margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağım da içerisinde iyicene eriyinceye kadar tekrar karıştırıyorum. Ve başka bir kaba alıp üzerini streçle kapatıyorum. Streçin üzerine iyicene değmesi gerekiyor. Yoksa kabuklanır ve istediğiniz gibi bir krema olmaz. Bu şekilde oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. Bir tencereme 4 yemek kaşığı balımı alıyorum ve 100 gram tereyağımı alıyorum. Margarin de kullanabilirsiniz. Kısık ateşte yavaş yavaş eritiyorum. Aslında bu tarifin balı iyicene böyle karamelize oluncaya kadar pişiriyorlar arkadaşlar. Ama ben çok araştırdım. Vitamin değeri düştüğü için kısık ateşte pişirdim. Bir tatlı kaşığı dolusu karbonat ekliyorum. Ve ocağımın altını kabardıktan hemen sonra kapatıyorum. Bu şekilde vitamin değeri düşmüyor. O koyu bal kıvamı rengini vermek için de bir çay kaşığı zerdeçal kullandım. Siz dilerseniz daha çok bekletip balı iyice karamelize edip koyulaşmasını bekleyip öyle tencereden ocaktan alabilirsiniz. Ama o zaman balın vitamin değeri düşüyor, haberiniz olsun. Ve o tenceremi bir kenara aldıktan sonra 3 adet yumurtamı kırıyorum. Eğer yumurtalarınız küçükse 4 adet kullanın. 3 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. 1 su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Bardağım 200 ml'lik. Şöyle çırpıyorum. Ve tenceredeki ballı tereyağlı malzememi de birazcık soğuduktan sonra, çok fazla soğumasına gerek yok, ılıdıktan sonra kabımı üzerine ekliyorum. Ve 4 su bardağı un kullandım. 4 su bardağı unumu kullandıktan sonra 5. su bardağımı kontrollü bir şekilde ekliyorum. Ve artık çırpıcıyı bırakıp elimle yoğuruyorum. Un miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre ve unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Ona dikkat edin. O yüzden 4. su bardağından sonra kontrollü bir şekilde 5. su bardağımı ekledim. Şöyle hamurun kıvamı kulak memesinden bir tık daha sert bir hamur oluyor. Ele yapışan böyle yumuşak bir hamur. Gördüğünüz şekilde biraz un serpiyorum elime yapışmasın diye. Ve şöyle bezelere ayırıyorum. Toplamda 12 beze çıktı benimkinden. İstediğiniz kat miktarını kendiniz belirleyebilirsiniz. Yani daha az katlı veya daha çok katlı da yapabilirsiniz. Tabağımın altına hafif un serpiyorum yapışmaması için ve bezelerimi tabağa alıp üzerini bir naylonla kapatıyorum ve buzdolabında 1 saat kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz yoksa hemen de açabilirsiniz. Ben şöyle bir 10 dakika kadar beklettim sadece. Dakika sonra bezelerimi aldım ve merdane ile açıyorum. Dilerseniz oklavayla veya oklavayla da açabilirsiniz. Evet. Böyle inceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz.
Ben merdane ile açtım. Siz dilerseniz oklavayı da açabilirsiniz oklavayla da. Şöyle bir tencere kapağıyla veya bir tabakla da şekil vererek yuvarlaklıklar yapıyorum. O kenardakilerini de atmayacağım. Onları da daha sonra kullanacağım. Şöyle yağlı kağıt koyduğum tepsimin üzerine koyuyorum. Kapağımın ölçüsünü de açıklama kısmına yazarım. Hafif un serpiyorum arkadaşlar. Çok fazla unlamayın. Dilerseniz daha katlı fırınınız varsa her katına bu şekilde koyup daha çabuk pişirebilirsiniz. Şöyle benim tepsime 2 tane sığdı. Çatalla da her tarafı eşit olarak kabarsın diye delikler açıyorum. 180 dereceye ayarladığım fırına veriyorum. 3 veya 5 dakika arasında pişiyor arkadaşlar. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Mutlaka kontrollü pişirin. Çok fazla pişmesin. Yani çok çabuk pişiyor. Benimki 4 dakikada pişti ve etrafında kalan şu kırıntıları da tekrar fırına veriyorum. Kontrollü bir şekilde 3-4 dakika daha bunları pişiriyorum. Şöyle kıtır bir kıvam alıyor ve daha sonra mutfak robotuna koyup mutfak robotuna geçiriyorum. Dilerseniz mutfak robotunuz yoksa merdane ile bir poşete koyup uğrarak da aynı şekilde toz haline getirebilirsiniz. Kırıntılarım hazır. Lavaşlarımın hepsini pişirdim. Onlar da hazırlar. Ve artık kremamın yapımına geçebilirim. Kremamı buzdolabından çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi katı bir hal almış. Ama bu sizi hiç korkutmasın. İçerisine bir paket sıvı krema koyuyorum. Ve mikserle geçiriyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık oluyor. Ben şöyle bir yemek kaşığı kadar da bal ekledim göz kararıyla. Çok güzel bir lezzet veriyor. Mutlaka balı da ekleyin derim. Tekrar mikserle geçiriyorum ve kremam hazır. Bu kremayı başka tatlılarda ve pastalarda da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çok lezzetlidir. Ve servis tabağımın en altına biraz krema sürüyorum. Lavaşım yapışsın diye. Lavaşımı koyuyorum ve kremamı spatula ile alıp üzerine her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Şöyle iyicene yaydıktan sonra ikinci lavaşımı da koyuyorum. Bu şekilde bütün lavaşlarımı aynı işlemle tekrar tekrar koyuyorum. Eğer çok fazla yüksek bir pasta yapacaksanız üzerinde kaymasın diye tam ortasına şu büyük uzun kürdanlardan koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizler için bir püf noktası olsun. Bütün lavaşlarımı kremayla kapladıktan sonra kenarlarını da şöyle spatulayla krema sürüyorum. Gördüğünüz gibi kenarlarına da krema iyicene sürdükten sonra artık robottan çektirdiğim kırıntılarımı üzerine dökebilirim. Şöyle ellerimle döküyorum ve hafif elimle bastırıp yapışmasını sağlıyorum. Dilerseniz bu aşamada eldiven de kullanabilirsiniz. Ve artık bu aşamadan sonra pastamız hazır arkadaşlar. Eğer pastanın içi yumuşacık olsun istiyorsanız bir gün buzdolabında bekletip o şekilde tüketin. Ama ben içindeki böyle biraz kıtır, lavaşların biraz kıtır olmasını çok sevdiğim için aynı günde tükettik. Bu şekilde tüketmeyi daha çok seviyorum. Tercih sizin. Dilerseniz bir gün buzdolabında bekletin. Dilerseniz de hemen benim gibi kesip tüketebilirsiniz. Burada dilimimi keserken, tam çıkarırken maalesef gösterememişim. Oysa o kadar güzel çıkmıştı ki arkadaşlar. Telefon havaların sıcaklığından dolayı çok fazla ısındığı zaman bazen kendi kendini kapatıyor. Orayı gösteremedim maalesef ama harika bir pasta oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.